Haber peşinden tekrar merhaba. Araya giderken kaldığımız yerden biraz daha sert devam edeceğiz demiştik. Bunun bir anlamı vardır. Laiklik tartışmasından bitirdik. Ama sokağın ve iktidarın uygulamalarının da stratejik noktaları da var. Ve bu noktalar neredeyse Türkiye'de olan biteni normalleştiriyor. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bir yandan iktidar her geçen gün anti-laik bir başlık açıyor. Kimi az önce konuştuğumuz gibi gündem değiştirmekten, kimi esas gündemin bu olduğundan söz ediyor. Ama bunun ötesinde TSK yıllardır cihadistlerle ortak operasyon yapıyor. Minbiç'te, Afrin'de, İdlib'te, yine Suriye'den, İdlib'ten Libya'ya, Trablus'a El-Kaide ve IŞİD kırması çeteler yollanıyor. Bu başlıklar aslında bir yanıyla sokağı da belirliyor ve radikal İslamcı kesime de ilham veriyor. Bir başka sıkıntılı tarafı da var bu gelişmelerin. Her şey normalleşiyor. Aslında Suriye Savaşı'ndan bu yana Türkiye'de bu gelişmeler var ve durum hiç de parlak değil. 2014-2016 yılları arasında IŞİD Antep'te yoğun bir damar bulmuştu mesela. Urfa, Hatay gibi kentlerde de durum bundan farklı değildi. Bugün de buralarda radikal muhitlerin olduğu ve çok radikal İslamcı grupların IŞİD dahil hücrevlerine çekildiği biliniyor. Afganistan Savaşı'nda cihatçılar ülkeye geçmek için Pakistan'ı kullanmışlardı. Ve Pakistan'ın önemli kentlerinden Peşavar günümüzde de hala bu etkiden kurtulamamış durumda. İşte her gün bombaların patladığı, siyasal radikal İslamcı örgütlerin birbirleriyle iç içe geçtikleri, birbirleriyle savaş yaptıkları ve çok sık kentlerde, mahallelerde ve şehrin yerleşim yerlerinde çok fazla kana tanık olduğumuz bir dönem yaşanıyor. O dönemlerden beri ve işte Peşaver denilen süreçte böyle tanımlanıyor. Şimdi bizim de tanıklıklarımız oldukça ilginç olmaya başladı bu coğrafyada. Sözünü etmiştik. Hani Antep'ten, Urfa'dan, Hatay'dan, yani IŞİD'in gelin arabasıyla düğün yapıldı. Paris katliamının hemen ardından IŞİD Antep'te konvoylar oluşturarak şehirde gezinti yaptı ve bunlara kimse bir şey demedi. İşte bugün bunun sonucu farklı radikal örgütlerin Türkiye'de kendilerine çok rahat yer bulmalarıyla sonuçlandı. Şu Taliban bayrağı meselesi var. Ayasofya Camisi'nde Taliban bayrağı açılıyor ve bunu eleştirdiğinizde neredeyse suçlu duruma geliyorsunuz aynı argümanlarla. Aslında biz IŞİD konusunda da bunu görmüştük. Çünkü bir tarafıyla bu bayraklarda yazanlar İslam'ın sözü, İslam'ın mührü ya da peygamberin mührü olduğu söylenmişti. Şimdi Türkiye bu radikalizm konusunda 2013-2016 özelinde çok fazla geçişlerin olmasıyla bir tarafıyla Peşaver ve Afganistan ortaklığına benzer bir duruma geldi. Değiştiler ve soracağız şimdi Türkiye peşaverleşiyor mu? Böyle endişeler üzerinden konuşmak mümkün mü? Yoksa yine bu Taliban bayrağını örnek alarak çoktan her şey gözümüzün önünde olup bitti de biz mi normalleştirdik ya da çok net görmek istemiyoruz? Konuğumuz Cumhuriyet Gazetesi Mustafa Kemal Erdoğan'a soracağız. Orta Doğu'yu takip etti. Orta Doğu'da bu süreçlerin nasıl işlediğine ilişkin çok yoğun haberler yaptı. Bize deneyimlerini anlatmasını rica edeceğiz.
İyi akşamlar Mustafa abi, nasılsın? Teşekkür ederim Erk. İyi akşamlar. Türkiye'de bir yanıyla bir laiklik tartışması içindeyiz. İktidarın bize dayattığı ve neredeyse bu gündemin içerisinden çıkamıyoruz. İş hilafete kadar geldi ama bir yandan da bir nesnel gerçeklik var Türkiye'de. Az önce saydım. ÖSO'yla beraber TSK yıllardır ortak operasyon yapıyor. Cihatçı unsurlar görmezden geliniyor. Taliban bayrağı neredeyse sanki hiç önemli değilmiş gibi ironik bir biçimde Afganistan dışişlerinden tepki geliyor. Yani biz bir tarafıyla bu peşeverleşme sürecidir demiştik ve çok tehlikeli bir noktaya doğru gidiyor Türkiye demiştik. Ne düşünüyorsun? Durduğun yerden bakınca. Evet. Şimdi bu Pakistanlaşma, peşaverleşme meselelerini biliyorsun. Bundan birkaç gün önce de konuşuyorduk ve çok yoğun konuşuyorduk açıkçası. Yine de bunda o dönemler bunları konuştuğumuz zaman bir parça bu ülkede bir takım dinamikler vardı. Bizim ülkemizin bir takım dinamikleri vardı. Ve biz peşaverleşme ya da Pakistanlaşmaya gidiyoruzdan daha çok oraya gider miyiz'i konuşuyorduk. Evet. Çünkü dediğim gibi hala bir takım dinamiklerimiz vardı. Bu geçen süre içerisinde şimdi bugün baktığımız zaman belki peşaverleşmedik sevgiler. Belki de hiç Pakistanlaşmayacağız. Belki de hiç peşaverleşmeyeceğiz. Ayrı bir olay. Bunu özellikle söylememin nedeni şu. Daha önce başka yerleri dile getirdim. Şöyle bir rahatlık içinde insanlarımız. Daha durun canım, henüz İran olmadık. Daha durun Suudi Arabistan olmadık. Efendim daha durun Pakistan olmadık diyerek Türkiye'de hala tehlikenin farkına varmadıklarını ifade ediyor. Oysa ben diyorum ki daha önce de söylemiştim. Biz bir İran olmayacağız, biz bir Suudi Arabistan olmayacağız, biz bir Pakistan olmayacağız. Rahatlamayalım. Türkiye'de AKP tipi bir şeriat var. Dolayısıyla kimse İran'a benzemeyi beklemesin. Şimdi biz henüz peşaverleşmedik belki derken de bir rahatlığı hatırlatmak için söylemiyorum bunu sevgiye. Biz peşaverleşmeyeceğiz. Ama peşaverleşmeye benzer her şeyi bu ülkede yaşıyoruz. Çünkü biz ve siz diye konuşan bir muktedir var. Ona göre biçimlendirilmiş bir taraftarlarınca, yetkili ve etkili taraftarlarınca benimsenmiş bir üslup var. Tabii bu sadece bir üslup değil, bir zihniyetin ortaya konması ve bunun kurumlaşmış olması. Şimdi dolayısıyla henüz peşaverleşmedik, çok vakit var, zaman var demenin de bir anlamı yok. Ama biz kendi çapımızda, Türkiye koşullarında bir anlamda peşaverleşmiş durumdayız. Çünkü birebir benzetme isteyenler olabilir, bekleyenler olabilir. Bu bizim insanımızı rehavete sürüklüyor demin söylediğim gibi. Daha durun canım, yani biz iyi kötü seçim yapıyoruz işte. Ne bileyim, muhalefet partilerimiz var diyerek bir İran olmadığımızı, bir Suudi Arabistan olmadığımızı görüp teselli buluyoruz. Oysa bu ülkede AKP tarzı bir şeriat var, artık bunu anlamak, kavramak durumundayız. Dolayısıyla Pakistan tipi bir Pakistanlaşma değil ama Türkiye tipi bir Pakistanlaşma içindeyiz kuşkusuz. Bunu her alanda işte görüyoruz. Yani Ayasofya tartışmasında gördük. Ayasofya'da olan nedir? Ayasofya'da Osmanlı hukuku, Cumhuriyet hukukuna baskın çıkmıştır. Dolayısıyla biraz önce sözünü ettiğin hilafet meselelerini konuşma cesareti de buradan alınıyor artık. Yani Osmanlı hukukuyla hareket edilip Cumhuriyet hukuku ortadan kaldırılmak isteniyor. Bunun adı ister peşaverleşme olsun, ister başka bir şey. Ama olumlu ve güzel bir görüntü yok ortada. Yani bu anlattıklarına katılıyorum. Buna benzer yazıları ben de yazdım çok. Bir Türkiye modeli var. Evet, söylediğin gibi ayrı bir şey ve çünkü Türkiye'nin ayrı dinamikleri var. Aşağı yukarı 150 yıllık bir demokrasi geleneği var. Ama çok çabuk da yıkılan, yani 20 yılda harap edilen bir gerçeklik de var ortada. Ve şu açıdan baktığımızda evet 20 yılda çok ilginç şeyler olabiliyormuş Türkiye'de. Mesela eğitimi bu skalada nasıl değerlendirirsin? Bak, sağ iktidarlar, eğer senin de çok iyi bildiğin gibi eski Türkiye diyelim tırnak içinde, o dönemlerde sağcı iktidarlar sağ partiler ya da tek başına iktidara gelirse sağcı iktidarlar eğitime ve iç işlerine çok önem verirlerdi. Hatırlarsın bunu. Evet.
koalisyon tartışmalarında, görüşmelerinde en çok üzerinde konuşulan, tartışılan şey, hani ola ki diyelim ki Adalet Partisi, efendim Cumhuriyet Halk Partisi ya da Anavatan Partisi, Halkçı Parti, hatırlıyoruz bunları. Bir koalisyon ya da DYP işte her neyse oluyorsa eğer, merkez sağ parti ile merkez, sözüm ona, sol parti arasında bir koalisyon pazarlığı yapılıyorsa eğer, en büyük kıyamet bu eğitim meselesi. İçişleri Bakanlığı ikinci derecede önemliydi. Önemliydi kuşkusuz ama ikinci derecede önemliydi. Ama birinci önem taşıyan konu ya da kurum Milli Eğitim Bakanlığı. Bak dikkat edersen ta koalisyonlarda, hepsi demiyorum ama çoğunlukla sağın eline bırakılmıştır Milli Eğitim. Şimdi bir de sağın mantığında kalkınma vardır ama bilgi teknolojisi olmadan kalkınma vardır. O nedenle bilgi ya da bilime karşıt dururlar ama kalkınmaya çaba gösterirler. Bu Erbakan'dan beri böyledir. Yavru evet. Sanayi hamlesi deyip duruyordu biliyorsun. Şimdi bütün bunları eğitim yoluyla yapma konusunda çok deneyimleri oldu. Yeni bir şey değil bu. AKP'de tabii sağcı bir parti. Bu inkar edilemez. Bugün Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklaması var. O gelenekten kopmuş birisi olarak hatırlatayım. Ben kendimi hiçbir zaman sağcı görmedim diyor mesela. Şimdi İslami camiaya mensup olanlar İslami düşüncenin sağın ve solun üstünde olduğunu ifade etmek için kendilerini sağdan saymazlar ama biz biliyoruz ki bu sağın içinde değerlendirilmesi gereken bir görüştür, İslamcı görüşte. Recep Tayyip Erdoğan da öyle mesela. Şimdi eğitim yoluyla, ha tabii de gayri resmi diyeyim, devlet dışı diyeyim ya da oluşturulmuş kurumlar var biliyorsun. İşte Kur'an kursları, Diyanet'e bağlı olanları kastetmiyorum. Onların denetlenme şansı var vesaire ama çok yaygın olarak tarikatların eline bırakılmış Kur'an kursları vesaire. Bunlar Cumhuriyet kurumlarına alternatif eğitimler, eğitim kurumları olarak hayata geçirildiler. İşte meyvelerini şimdi alıyorlar. Yani eğitim özellikle sağ iktidarların, sağ partilerin çok önem verdiği bir konu. Buradan sosyal demokratların vesairelerin önem vermediği anlamı tabii çıkmaz. Sadece güçle ilgili bir şeydir bu. Bu okul bakanlıkları her zaman ele alabilme gücü olmamıştır. Ve dolayısıyla alttan alta gelen çok sabırla ilmik ilmik, sen de biliyorsun, işlenmiş bir ağ biçiminde çıktı karşımıza. Özellikle Fethullah Gülen meselesinde bunun nasıl bir sonuca ulaştığını işte görmüş oluyoruz. Yani şimdi eğitimde yok işte o Kemalist dönemin determinizmiydi, pozitivizmiydi vesaire, bütün bunlar artık o gitmiş durumda. Yani yeniden geri çevrilebilir. Umutsuzluğa kapılmamak lazım. Ama şimdi İmam Hatipler alternatif olarak dayatılıyor. Ha, İmam Hatipler'de gerçekten istedikleri oluyor mu bu insanların? Ya da Türkiye halkları çok İmam Hatip'e eğilim gösteriyor mu? Bu da tartışma götürür bir konudur. Böyle olmadığı iddiaları var biliyorsun ki ben bu iddiaların doğru olduğu kanısındayım. Yani çok bir rağbet yok. Çünkü bir dayatma halinde yapılıyor. Evet. Şimdi şeyi de sormak istiyorum aslında. Yıllık izninin bir bölümünü Londra'da kullandığını biliyorum ve mutlaka entelejanslarla Türkiye'yi dışarıdan gözleyenler bir araya geliyorsun. Doğrusu onların izlenimi, onların gözlemi ne bu konuda? Ya konuyla çok yakından ilgili arkadaşlarım bile Türkiye'nin artık bir İslami ülke devlet tarafından İslami bir devlet olduğunu, İslami bir hükümet tarafından yönetildiğini söylüyorlar gerçekten de. Yani ben henüz devlet biçim olarak bir İslami yapı olmadığını söylüyorum. Çünkü hani sen de bilirsin Müslümanlara göre, işte İslamcılara göre, daha doğrusu Müslümanlar diyemeyeyim, bir ülkenin İslami ülke olabilmesi için Cumhurbaşkanı'nın camide vaaz vermesi gerekiyor, hutbe okuması gerekiyor biliyorsun. Evet. Kim İslamcılar en azından böyle söyler. Şimdi biz henüz o aşamaya gelmedik. Gerçi camilerde falan Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. İmamdan önce, ki onu da hatırlatayım biliyorsun, o büyük büyük padişahlar zamanında bile, yani sözleri kanun olan padişahlar zamanında bile caminin deki tek yetkili imamdır. Onlar, padişahlar bile imamın önünde kalkıp konuşma yapmamışlardı. Recep Tayyip Erdoğan bunları yapıyor biliyorsun. Şimdi pratikte, uygulamada gerçekten de çok İslami bir görüntü var elbette. Arkadaşlarımız işte bunları görüyorlar ve böyle değerlendiriyorlar. Sen dilediğin kadar, hayır öyle değil, Türkiye laik bir ülkedir, ondan sonra işte çok da güçlü bir laik damar var da demiş olsan,
dışarıdaki görüntü biraz önce söylediğim gibi Erk. Zaten şeyi hatırlatayım, bu pardon girdim ama seni konuşturmadım. Şu, bu yeni bir şey de değil, hatırlarsın Powell, Colin Powell, eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı ve eski Genelkurmay Başkanı, bir başka ülkede, şimdi hatırlayamıyorum, birkaç yıl önce Türkiye'yi tanımlarken ılımlı İslam devleti diye tanımlamıştı, biliyorsun. Evet. Yani bırak Almanya'daki, Fransa'daki, İngiltere'deki entelektüelleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasını belirleyen zat Türkiye'yi ılımlı İslam devleti olarak, örnek olarak göstermişti bu arada. Olumsuz bir şey söylemiyor. Yani demokrasiyle işte İslamiyet aslında bir arada olabilir. İşte bunun örneği de AKP iktidarı Türkiye'dir. Türkiye'de ılımlı, bakın olabiliyormuş, ılımlı İslam devletidir diye tanımlamış. Yani görüntü o zamandan beri değişmiş değil. Hala böyle değerlendirmeler var tabii. Peki şunu da sormak istiyorum aslında Mustafa abi. Şimdi Türkiye'de aslında biz sadece bir tarafıyla Ayasofya'ya bakmıyoruz. Senin az önce söylediğin bir şey vardı. Eğitim Türkiye'nin iç yapısında her zaman önemliydi ve bu çok tartışılmaz. Ama bir de şu vardı, diplomasi tarafı vardı. Türkiye'de diplomasi çok önemliydi. Dış politikada bir diplomasi dili vardı. Ve biz bu dış politikadaki, aslında Davutoğlu'ndan beri, yani tanımı buysa, dış politikadaki diplomasi dilini de kaybettik. Bu Suriye Savaşı'ndan beri böyle oldu. Fakat geçtiğimiz yıllarda, yani Suriye iç çatışmalarında Türkiye'nin arkasında Amerika da dahil olmak üzere, Arap ülkeleri de dahil olmak üzere pek çok grup vardı. Bugün bu gerçeklik de ortada çok yok galiba. Libya tartışmalarından bunu biz görüyoruz ve tabii biten, Mısır'da dahi tükenen bir ihvan gerçekliği var. AKP bir yandan o hilafet tartışmalarıyla dışarıya, Arap dünyasına oynarken, orada da çok fazla bir şey elde etmediği görülüyor. Tüm bunları nasıl değerlendiriyorsun? Ya bu şimdi bir parti soyunup işte bir şeyler yapmaya çalışan ve bizi de kendisine inanmamızı bekleyen Davutoğlu'nun marifetleri aslında bunlar. Yani dış politikayı iyi bildiğini, uluslararası ilişkileri iyi bildiğini iddia eden bir akademisyen her şeyden önce, biliyorsun. Öyle olmadığını anladık. Şimdi bak, ben şöyle bir garabetten bahsedeyim izin verirsen. Bak, Osmanlı Orta Asya'ya hiç gitmemiştir mesela. Ama bunlar Osmanlı adına, Osmanlıcılığı yaymak adına Orta Asya'ya bile açılımlar yaptılar bak zamanında, biliyorsun. İktidarların ilk döneminde, özellikle Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı'nın işte ilk dönemlerinde. Olmadı. Yani ciddi anlamda bir fetih rüyası görüyorlardı. Bu işin sadece şey tarafı diyelim, ne derler, espri tarafı olsun. Ama gerçek anlamda da gerçekten deyim yerindeyse ve deyimi bağışla, çuvalladılar. Şimdi Türkiye'nin Menderes zamanında 1958'de böyle bir Suriye ile yine bir kapışma değil de bir hırlaşma gibi bir şey olmuştu. Ama onun dışında Türkiye'nin o bugün beğenilmeyen, monşer diye küçümsenen diplomasisi, hadi şunu da belirteyim, biraz da üstten bakar biçimde, Orta Doğu'yu biraz küçümser biçimde, biz Orta Doğu'ya ait değiliz, hep yönümüz batıya diye düşündükleri için, Orta Doğu'nun ve İslam dünyasının işlerine karışmama politikası var. Zaten hatırlarsın, Davutoğlu proaktif politika yapacağız derken bunu değiştiriyoruz demek istedi. Yani biz artık proaktif bir politika yapmak zorundayız. Hiç bu meselelerin içine girmedik, girmek durumundayız diyerek Orta Doğu meselesinin içine daldı, biliyorsun. Terleyen Cumhurbaşkanı gibi bir şey bu galiba. Bir daha söyle. Terleyen Cumhurbaşkanı gibi bir mesele bu. Evet, doğru. Şimdi Türkiye bu konuda her şeye rağmen o politikalara girmediği için Orta Doğu'da, İslam dünyasında, Arap dünyasında, ondan sonra bir saygınlığa sahipti. Bu politikalar, hiç Orta Doğu politikalarına hiç dalmadı çünkü. Orası bataklık. Yani girdin mi çıkamazsın. Bak, çıkamıyorsun zaten. Bu Türkiye'ye bir saygınlık da getiriyordu. Bak, bir kez daha altını çizerek söylüyorum sevgiler. Yani Türkiye'nin elitleri, Türkiye'nin işte, ben daha da öyle demiş olayım, tırnak içinde monşerleri biraz da küçümseyerek baktıkları için.
Orta Doğu'nun bir parçası olmadığımızı diri tutmak için Orta Doğu politikasıyla pek ilgilenmediler. Şimdi vallahi bu Türkiye'ye çok da büyük bir kayıp getirmedi açıkçası. Hani yıllar önce bir Bağdat Paktı meselesi vardı. O her iki bu Bağdat Paktı'na mensup ülkelerin Kürt meselelerini çözerken birbirlerine karışmama vaadi üzerine kurulmuş bir paktı biliyorsun. Onu geçelim. Orada sadece Orta Doğu ülkesi değil, Uzak Asya'dan da ülke vardı katılımcı olan. Şimdi Davutoğlu'nun Orta Doğu'da oyun kurucu, ya şöyle tuhaf bir şey vardı hatırlar, yani daldan dala atlıyorum ama çünkü o kadar dağınık bir konu ki. Osmanlı Milletler Topluluğu diye bir şey söylemişti, hatırlar mısın? Yani bir İngiliz Milletler Topluluğu gibi bir şey diye özeniyor. Hatırlıyorum. Abi sanıyor ki Orta Doğu'da o Osmanlı'nın torunları gelmiş deyip kucağını açıp bekleyecek insanlar var. Yani Osmanlı'ya karşı bağımsızlık savaşı vermiş, Osmanlı'dan zulüm gördüğünü iddia eden insanlar yaşıyor o coğrafyada ve sen işte bir orada Osmanlı Milletler Cemiyeti Osmanlı döneminde öyle olmamış yani. Aynen. Kesinlikle öyle. Şimdi bunları söyleyen bir Dışişleri Bakanı ve bunun üzerine politika oluşturmuş bir AKP iktidarı vardı. Ama ne oldu? Sıfır sorun derken sorunsuz olmadığı bir ülke komşu kalmadı. Evet. Biraz önce senin şeyin altında gördüm. Afganistan'dan bile ayar yedi gibi bir ifade yazmış arkadaşlar. Çok doğru. Yani Afganistan dünya arenasında sözü çok geçen, hatta hiç değil mi geçmeyen talihsiz bir ülke. Ama ondan bile bir ayar işte görebiliyorsun. Bu Taliban bayrağı meselesi yüzünden galiba. Onu kaçırmış olabilirim. Arap dünyasının en büyük ülkesi Mısır'la onun iç meselesi olan bir konu yüzünden karşı karşıya geliyorsun. Bak oradaki karşı karşıya geliş seni Doğu Akdeniz'de de Mısır'la karşı karşıya getirmiş oluyor. Evet. Şimdi Suudi Arabistan, Bangladeş'te ülkenin bağımsızlığı sırasında 71'de ondan sonra efendim Pakistan'a işte yardım etti, ülkesine ihanet etti diye biliyorsun son zamanlara kadar İslamcılar asılıyorlardı. Türkiye bunlara şey yaptı, karşı çıktı. Asılmaz, olmaz. İnsan, ben de kişisel olarak sen de öylesin. İdamı savunmuyoruz kuşkusuz. Niye savunalım? Böyle şey mi olur? Ama güzel, doğru bir tavırdılar. Tabii ki müdahalesin. Ama o dönemlerde bir de Suudi Arabistan'da bir Şii şeyhini astılar. Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu. Bunun için o Suudi Arabistan'ın içleri dedi çıktı gitti. Şimdi bak yaklaşımı mezhepçi olan bir iktidar var. Meselelere böyle yaklaşıyor. Yani Mısır'da demokrasinin gerçekten yanında olup mücadele etse kimsenin bir lafı yok. Ama demokrasi mücadelesini Mursi ile sınırlı tutan bir Recep Tayyip Erdoğan var. Bak şu anda Mısır her zamankinden daha fazla demokrasiye ihtiyaç duyan bir ülke. Sisi bir diktatör ve batıdan itibar gören bir diktatör. Ne kadar kötü. Bunun için en azından demokrasi mücadelesi çağrısı yap hiç değilse. Madem mesele Mursi değil, Mısır'ın demokrasisi ise öyle diyordu. Madem öyleyse şimdi Mısır'ın her zamankinden daha fazla demokrasiye ihtiyacı var. Yani bu Orta Doğu sabah yattığın zaman ya da akşam yattığın zaman sabah nasıl bir görüntüyle karşılaşacağının belli olmadığı bir coğrafya. Evet. Şimdi Kurt olman lazım. Bir politika kurdu, iç politikada öyle olabilir ama dış politikada öyle sanıldığı gibi Kurt falan da değil Recep Tayyip Erdoğan. Hafız Esad sanılıyor ki 30 yıl boyunca sadece baskı yöntemiyle mi Suriye'de başkanlık yaptı? Dengeleri bilen bir adamdı. Ben Mısır'a gittim, yolda arabamız bozuldu, bir köye girdik. Yeri gelmişken söyleyeyim izin verirsen Erk. Lütfen. Orada bir köy kahvesinde, o zaman henüz olmamıştı bu şeyler, hala mübareğin resmi vardı. Yanında baba Esat'ın, Hafız Esat'ın resmi vardı duvarda. Sordum niye adam yok artık, oğlu Esat var. O dediler İsrail'e karşı savaş açan ilk Arap lideridir. Bak nerelerde destekçi bulmuş kendine. Mısır'da. Bütün oyunları biliyor. Anayasasında İsrail'e karşı olmanın yazıldığı ender ülkelerden biridir Suriye. Şimdi ben İsrail'e savaş açılsın, ilişkiler bozulsun falan demiyorum. Öyle bir şey yok ama alınması gereken tavır varsa alınması lazım. One minute diye başlayıp one minute dediğin akşam uluslararası camianın göz önünde İsrail'e anlaşma yaparsan Hafız Esad'ı severler, sana da Deccal derler. Öyle diyorlar Orta Doğu'da. Duydum çünkü bunları. Böyle garip bir politika
bir çıkmaz içinde olduğu da belli. Libya meselesini iki kelimeyle özetleyeyim. Şimdi herkes Rusya ile Türkiye'nin anlaştığını sanıyor. Rusya ile Türkiye zaman zaman o da gerginliğe dönüşüyor. İdlib meselesinde, Suriye meselesinde genel olarak anlaşıyor. Ama onun dışında dünya siyaset sahnesinde her alanda karşı karşıya. Yani en iyi müttefikinle bile karşı karşıya durumdasın. Hmm. Evet. Libya'da mesela olan o. Şimdi aslında başka bir konuya geçeceğim. Bu bilgiler şöyle dursun ve çok teşekkür ederiz bu bilgileri bizle paylaştığın için. Çok üretken bir yazar ve muhabir olduğunu biliyoruz. Şimdi teşekkür ederim, sen de öylesin. Dünya çok farklı bir süreçte ve pandemiyle ilgili ilk reklamını da belki ben yapacağım. Pandemiyle ilgili, pandemiyle ilgili bir kitap yazdığını biliyorum. Ne tarafından aldın? Bunu merak ediyorum açıkçası. Yani biraz içerisinde sosyolojim var. Yoksa devletlerin yapamadığı o vicdani ve sağlık politikalarıyla çelişen tutumlar mı var? Ne var? Biraz çok kısa bahseder misin bize? Tamam, vallahi ya teşekkür ederim. Her sürpriz oldu benim için de. Bu işte çıkacak bu ay kitap. Ben tabii bir konunun uzmanı değilim. Yani bilenler ona pandemi hakkında bu adam ne söyleyebilir derler. Haklılar. Ben tabii pandeminin, ben de uluslararası ilişkilerciyim bildiğin gibi. Uluslararası ilişkiler açısından değerlendiriyorum pandeminin etkilerini. Ülkeler arasındaki ilişkileri nasıl bozdu? Bozulan kim ilişkileri nasıl düzeltti kim ülkeler arasında? Bunlara değiniyorum. Ama tabii bir de kültürel tarafı var bu işin. Hani o büyük insanın karşı karşıya kaldığı büyük salgınlar sırasında ortaya çıkan sanatlar var malum. Shakespeare'in işte Hamlet'inden tut Otello'suna kadar hepsi salgın döneminde yazılmış eserler. Şimdi hatırlayamayacağım, İngilizlerin bir çocuk şarkısı vardır. Salgın yüzünden sırasında daha doğrusu ortaya çıkmış bir şarkıdır. Şimdi bu pandeminin de bu korona COVID-19'unda acaba sanata nasıl yansıyacağını göreceğiz. Onları biraz anlattım. Sonra günlük hayatımızda yapmış olduğumuz, şimdi varlığını acı bir şekilde hissettiğimiz, bunlar bu kadar basitmiş, ne kadar önemliymiş aslında dediğimiz bir takım kaybettiğimiz özelliklerimizin tarifini yazmaya başladım. Mesela el sıkışmanın, el yıkamanın pardon tarihçesi, ne zaman işte 130 yıldan beri tıpta kullanılıyor el yıkama meselesi. Çok da sorunu çözmüş. Ondan sonra bazı ülkelerin yaşlı nüfuslara yaklaşımı, ageism yapılmıştır. Yani cinsiyet, pardon yaş ayrımcılığı yapıldı ciddi ciddi. En fazla İngiltere'de, yani bu insanları ölüme terk ettiler. Sonra macho karakterler ortaya çıktı. Trump gibi, ondan sonra Bolsonaro gibi, Urban gibi, Duterte gibi, bunlar zaten maço insanlardı. Bunların politikacılardı. Covid'e yaklaşımı da çok maçocu oldu. Görüyorsun, izliyorsun. Maske takmayı erkeklerine vurulmuş bir darbe gibi anlayan tipler bunlar. Onları da yazdım. Ondan sonra yani bu ay bekleyelim mi? Evet evet, çıkıyor. Diğer kitabımla beraber. İki kitap birden çıkıyor. Teşekkür ederim sana. Bana da bu şansı verdin. Rejiden gençler diyorlar ki biz de istiyoruz. Zevkle, büyük bir keyifle gönderdim. Tamam. Sen sosyoloji falan dedin ama antropoloji de var, ama bu antropoloji senin çok iyi başardığın bir alan. Estağfurullah. Sevgiler. Ben senin de evet diyebileceğin, işte Mustafa abi antropolojiden de bir şeyleri becermiş diyebileceğin bir şey çıkardım umuyorum. Teveccühün. Görüşmek üzere Mustafa tamam. Abi. Görüşmek teşekkür ederim. Üzere. İyi görüşmek akşamlar. Üzere. İyi akşamlar. Evet, yine aslında Türkiye ile ilgili benzer başlıklar. Covid'den Türkiye siyasi tarihine, hiçbir şeyin değişmediğine, şu coğrafya kadardır lafı da çok hoşumuza gitmiyor. Ne kadar yapıyoruz. 2750 kilo amonyum nitratı ağzımızda sigara, elimizde pürmüzle denetliyoruz. Ondan sonra coğrafya kadardır. Coğrafya kadar olmuyor. Bu meseleleri tartıştık. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum tabii ki ekonomiden eğitime, sağlık alanına kadar parlak değil. Bunu ortaya koyduk. Parsel parsel dini örgütlere, vakıflara verilen sektörler, sağlıktan eğitime kadar, bunlar üzerinde konuştuk ve ortaya
neredeyse bir tatsız başlık çıktı. Bu tatsız başlığı da Barbaros Şansal çok güzel ifade etmişti ama o ifade ettikten sonra da linç edildi. Yani şunu söylemek istiyorum. Hakikaten o kadar parça parça, lime lime dökülen ne yazık ki bir ülke fotoğrafıyla karşı karşıyayız ve ne yazık ki bundan o kadar da acı çekiyoruz ki bir yanıyla da sormak istiyoruz ama hakikaten de boğuluyor muyuz yani biz Barbaros Şansal'ın söylediği gibi. Şimdi kendisine soracağız. Namı diğer Terziyama bizlerle olacak ve biraz ironik, biraz Türkiye gerçeği, biraz politik meseleleri konuşacağız. Arkadaşlarım uyarıyorlar. Henüz hazır değil Barbaros. Hazır olunca kendisiyle konuşacağız. Evet, sözünü ettik. Aslında hiç işe yaramayan laiklik uyarıları, işte bu malum açılışlar, Ayasofya, kılıç, bir yanıyla halkın ekonomik olarak çok sıkıntılı bir yerde olması, mali krizin olanca ağırlığıyla kamuoyunun toplumun üzerine çökmesi ve bunlar yerine, ekonomik kriz yerine işçilerin durumu, salgının durumu, fabrikaların durumu yerine bizim din tartışmaları, önümüze dayatılan din tartışmalarıyla geçirdiğimiz vakitler. Evet sevgili Barbaros Şansal bizlerle birlikte. Merhaba Barbaros Şansal. Guten Abend Herr Erk. İlka. Peki şunu soracağım. Aslında çok da ironik değil. Boğulma noktasında mıyız? Yani daha var mı biraz daha yoksa çukurun... Hayır. Hala yemeye devam ediyoruz. Yani seni bunu söylediğin için linç etmişlerdi. Ama evet. Şöyle. Tutuklu gazeteciler, pedofili, rüşvet, Doğu Akdeniz'de başka ülkelerin iç işlerine karışmak, pislik dağıtan tebliğciler vesaire bunları söylediğim için beni şöyle söyleyeyim, organize bir operasyonla başka bir ülkeden yaka paça getirip uluslararası havalimanında linç edip sahte tweetlerle tutuklayıp hücreye atmışlardı. Alan Parker ölmeseydi bunun da filmini yapardı. Ve bugün geldiğimiz noktada aslında lime lime dökülen bir Türkiye. Söylediğinden çok farklı bir yerde değiliz. Yani ne oldu bugün? Yani bugün dediğim genel olarak yani bir süreç kastettim. Her gün bir şey oluyor ama. Ya her dakika Türkiye'de bir şey oluyor. Ne bileyim ben işte biri çıkıyor Yeşim Sağlık'ıma küfür ediyor. Ondan sonra o ona bir şey söylüyor. Onun konseri iptal ediliyor. Bülent Ersoy Cumhurbaşkanlığı konseri için kıyafet diktiriyor. Aynı zamanda afişlerde lezzet arayan yiyeceklerle geziniyor. Yani ülkede her dakika bir şey oluyor. Müge Anlı'da da her dakika bir şey oluyor. Türkiye Televizyonu'nda, TGRT'de bir şey oluyor. ATV'de de oluyor. Her yerde bir şey oluyor ama olan bu halklara oluyor. Olan bu canım ülkeye oluyor. Olanlar oluyor aslında ve trene bakar gibi bakıp seyrediyoruz. Ya Barbaros aslında çok umutlu birisin. Ben seni yıllardır hep bu niteliğinle tanırım ve anlatırım. Ama sanki biraz o umudu da mı kaçırıyoruz yoksa umudumuz var mı? Şimdi şöyle, insanın karnının doyduğu yer değil, umutlarının yeşerdiği yerdir vatan. Yani böyle kemirgenler gibi bu toprakları işte maden sahalarıyla, limanlarıyla, imar iskanıyla, köprüleriyle, otoyollarıyla, havalimanlarıyla betona boğulduğumuz için artık yiyecek bir şeyimiz yok ve Yunanistan'dan denize dökmeyi düşündükleri insanlardan büyük bir buğday ithalatıyla karşı karşıyayız. Ben umutsuzluğumu hiçbir zaman tatmadım, bilmedim. Korkuyu da hiçbir zaman tatmadım, bilmedim. Katiyen öyle bir duygum yok. Ama tabii ki yıllarını mesleğe, emeğe ve ülkesine bir vatanperver olarak harcamış biri olarak üzülüyorum.
Ama üzülmenin faydası yok. Üzülülü işte şeylerde, durumlarda, o ne durumlar oluyorsa, o zaman tedbir alırsınız. Umutlarınızın yeşereceği bir yere göç edersiniz. Kalanlar da yemeye ve boğulmaya devam ederler. Bu kadar basittir mantığı bu saatten sonra artık. Zaten biz mesleği bırakmaya, şirketi kapatmaya ve tavsiyeye karar verdik. Çünkü Türkiye artık giyinmiyor. Ya soyunuyor ya örtünüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin tasarıma, üretime, istihdama, KDV'ye, buluşa, icada ihtiyacı yok. Zaten tek adam rejiminde her şey bulundu. Bulunanla idare ediliyor. Buldumcuklar, vekiller oturuyorlar. Bunu söyledim diye bir 301 davası daha yarın TEM'den davet edilmeyi bekliyorum. Artı gerçekteki röportajımla ilgili yeni bir dava açıldı. Nuri'ye bakın, Gülmen gözaltında. Onlar bir önceki davadan beraat ettiler. Ben onları destek ettiğim için 301'den yargılanıyorum. Ben zaten hep 301, 299, 216, 217 ve 219'dan yargılanıyorum. Bunlar yüz kızartıcı suçlar değil. Bunlar benim için tarihin bu periyodunda birer şeref madalyası. Ama açıkça söyleyeyim, bulunduğunuz ortamın içinde, yani bataklık gülü olmak, bataklıdamın ayseli olmak size bir şey kazandırmıyor. Madem bu mücadele buraya kadar tıkanıyor, o zaman bu mücadeleyi daha uluslararası platformda, daha başka adreslerde sürdürmekte fayda var. O yüzden de bavulları toplamakta fayda var. Cem Toker'in dediği gibi nitelikli, eğitimli, aydın, seküler, düşünebilen, sorgulayabilen gençler İpsala kapı kule. İpsala kapı kule. Haydi gençler. O zaman şunu anlıyoruz. Net de ifade ettin. Türkiye'yi geride bırakma planın var senin de. Var tabii, ama hiçbir zaman, sen biliyorsun, şahit de oldun. Birçok ülkeden bu olaylardan dolayı siyasi sığınma hakkı, vatandaşlık, oturum teklif edildiği halde ben kabul etmedim. Çünkü ben ikinci sınıf vatandaş olmayı tercih etmem. Türkiye benim kamburum da olabilir. Ama o kamburları zımparalayıp matlaştırmak yerine çilalayarak silaha dönüştürmenin yollarını arayacağız. Neticede etle tırnak ayrılmıyor. Geçmişimiz, genlerimiz, hatıralarımız, evet, anılarımız hepsi bu topraklarda. Ama bu topraklarda artık can ve mal güvenliği yok, düşünce ve ifade özgürlüğü yok. Bir kişinin iki dudağının arasına her şey endekslenmiş vaziyette. Ama şükür Allah'a ki ezanlarımız susmayacak, bayraklarımız inmeyecek, vatan bölünmeyecek, şehitler ölmeyecek. Aslında çok güzel bir şey söyledin. Yani çok hoşuma gitti. Türkiye ya giyiniyor ya soyunuyor dedin. Bu inanılmaz. Ya örtünüyor ya soyunuyor dedin. Giyiniyor demedin. Ya örtünüyor ya, ya örtünüyor ya soyunuyor dedin. Evet. Ya bu aslında çok net bir sosyolojik çelişkiyi de anlatıyor. Yozlaşmayı da anlatıyor. Hadi bunu biraz açsana. Bununla kapayalım. Şimdi şöyle, giyinmek sadece sosyal statü meselesi değil, giyinmenin temel kurallarını aslında mimari belirliyor. Yani bir merdiven basamağının yüksekliği, bir kaldırımın genişliği, bir asfaltın temizliği, bir asansörün kapısı, bir balo salonunun sandalye aralığı, her şey sizin giyinmenizin, tasarımın temelinde Neufert'in kanunları yatıyor. Yani sandalyeler 50 santim ve 50 santim, yaklaşık 55 santim yüksekliğinde böyle bir sandalyeye oturabileceğiniz bir pantolon giyebilirsiniz. Türkiye, Aydın Ayaydın'ı hatırladım bir anda. Ondan öncesi de var tabii, toplu konut idaresi, hani hatırlarsınız Hasbahçe'nin gülleri falan dönemleri, hani belgesi mi olur mahkemede tartışmaları olan. Şimdi o belge döneminde geçtik de galiba biraz vesika dönemine geldi ülke. Vesikası var, ortadadır. Mimari katliamla, kent soylunun imhasıyla, vasatın iktidarıyla artık giyinmek, giyinerek yaşamak, yaşama uygun giyinip faaliyet göstermek, üretmek mümkün değil. O yüzden Türkiye'ye gerçek anlamda, altını çizerek söylüyorum, ya işte konserlerde, gece kulüplerinde, barlarda, hatta sokaklarda çırılçıplak soyunuyor, ya da Müge Anlı'nın programında olduğu gibi örtünüyor, ahlaksızlığını örtmeye çalışıyor. Ama çıplağın ahlağı, çıplağın ahlağı örtülünün ahlaksızlığına ağır basıyor. Bu paradoksta çok zor analizleri yapmak. Üniversitelerimiz hallerini biliyorsunuz. Maalesef özellikle sanat, tasarım vesaire teknoloji üniversitelerimizin halleri perişan.
bir akademisyen ve hoca olarak söylüyorum. Kaynak saçlı sarışın rektörler sayesinde modern gibi gözüküyor. Ama maalesef içleri kof ve karanlık. Bu aynı şey Kuzey Kıbrıs için de şu an aynı darbeleri görüyoruz. Orada da büyük bir kaygı var. Dua etsinler Ayasofya gitsinler, namaz kılsınlar Sultanahmet'e, Ayasofya'ya bol bol namaz kılsınlar, abdest alsınlar, dua etsinler, hacca gitsinler, zekat versinler, kelime-i şehadet getirsinler, işte oruç tutsunlar falan. Allah'a yakın olsunlar, Allah yolları açık etsin, onları varsa versin, Allah onları bildiği gibi yapsın, ıslah etsin. Peki, çok teşekkürler sevgili Barbaros Şansal, görüşmek dileğiyle, keyifli oldu yine. Sevgiler. Evet, güzel bir temenni aslında. Allah onları bildiği gibi yapsın. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle, bu akşamlık da bu kadar.